Evet, bir kış daha geçiyordu gurbet ellerde. İçimi ısıtan tek şey ailemle içtiğim bir bardak çaydı. Çoğunlukla üzüntü içindeydik. Tanımaya çalışıyorduk geldiğimiz bu ülkeyi. Utangaçtık. Pek çıkmak istemiyorduk evimizden. Sürekli evdeydik pandeminin etkisiyle. Duvarlar ışık vermiyordu. Artık ruhumuza ve daralıyorduk bu ev hapsinde. Balkonumuz vardı, küçük. Orada soluklanıyorduk sıkılınca ve gökyüzünü izliyorduk. Arayıp soracak çok dost vardı ama yorulmuştuk hep acı haber almaktan. Yeni dostlar edinmeye başlamıştık. İnternetin kerametiydi bu. Birçok dostumuz olmuştu. Onu oradan, öbürünü şuradan derken gruplarımız da çoğalmıştı. Birçok grup açılıyordu. Birbirinin yarasına merhem olmak için. En son bir tefsir grubuna davet edildim. Davet eden abimiz çok ihlaslıydı ve yazdığım birkaç şiirime sahip çıkmış. Hemen düzenleyip yayınlanacak hale yere göndermişti. Bu benim için çok önemliydi. Çünkü el atılmıştı kimsesiz kalbime, hislerime. Hislerimi paylaşacak bir el bulmuştum ve bu yitirilip sonradan tekrar bulunmuş bir armağandı. O fedakar abimin bir de fedakar arkadaşları vardı. Onların da kalplerinde herkesi kucaklamak isteyen bir kuş vardı sanki. Ve o kuş çırpınıyordu durmadan. Bir oraya koşuyor, bir beriye koşuyorlardı. Tatsız yüreklere bir damla tat bırakabilme heyecanıyla soluk alıp veriyorlardı. Yaralı askerlerin koluna giren köylanlara benziyorlardı. Ve atını mahmuzlamış, yeldire yeldire koşturan Hazreti Hamza radıyallahu anhaya benziyorlardı. Onlardan bazıları gayet mehip, engin bir derya gibiydi. Kimse kaymasın, düşmesin, takılmasın, yolda kalmasın istiyordu. Yüreği bir güvercin gibi titriyordu, kimse ağlamasın diye. Çok inceydi yüreği ve hassastı. Ne güzel insanlardı onlar. Geleceğin umuduna ışık serpen, ışık süvarileri olarak görüyorum ben onları.